kurtulacağız. Ondan sonra bu tahribatı nasıl düzelteceğiz? Evet. Buyurun efendim. Evet, televizyon seyircileri doğru yönde oy kullanacaktır zaten, ondan eminiz. Komşularına, topluma, iş yerindeki arkadaşlarına, otobüs yolculuğu yaptıkları yolculara bunu söyler ve kazanırlarsa çok iyi olur. Şimdi tek Sinan Ateş cinayetine gelelim. Ama ondan önce şunu söylemek lazım. Bugün Kılıçdaroğlu grup önemli bir açıklama yaptı. Dün grup toplantısında da belirtti. Bugün Sayın Erdoğan grup toplantısında emekli maaşlarının %25 yerine %30 artırılacağını ilan etti. Biraz önce hocam değindi, yorumladı, değerlendirdi. Yani o %5'lik artış bile ya bir gün içinde kendi kendisini çürüten, kendi kendisini yalanlayan bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir parti lideri olmaz. Bu grup toplantısında başka bir şey daha olmuş. Evet, onu da söyleyeceğim hocam. Benim fotoğrafım. Bakın bu otomobillerde de böyle. Kendi kendisine hareket eden otomobiller var. Biz Almanya'da gördük, bize gösterdi. Berlin Teknik Üniversitesi hocaları. Kılıçdaroğlu ile gittiğimiz zaman eğer Ekrem İmamoğlu'nun hakkında bu ceza verilmemiş olsaydı devam edecektik teknik üniversitede. Onların teknolojisi neye dayanır biliyor musunuz? O çocuk oyuncakları var ya, uzaktan kumandayla idare edilen. Benzer bir şeydir. O geliştiriliyor, daha sistematize hale getiriyor. Söylediğim şey bu. Ama çok ağırlarına gitmiş. Nasıl küfür, nasıl küfürler savuruyorlar işte o uçak bilmem ne yapsın filan diye. Ahlaksızsınız ya siz. Demek ki tam cam damarlar bu Selçuk Bayraktar. Ben bir şey söyledim. Göreceğiz, bizim kalemimiz mi, fikrimiz mi güçlü, sizin paranız mı güçlü, göreceğiz. Biz sizin peşinizi bırakmayacağız, merak etmeyin. Siz o terbiyesizliğinizi sürdürdüğünüz müddetçe biz de sizin hakkınızda bildiğimizi bilgilere ve belgelere dayalı bir şekilde ortaya koyacağız. Hakkınızdan da geleceğiz, emin olun. Bakın, kılıç mı keskin, para mı keskin, kalem mi keskin, fikir mi keskin? Bunu göreceksiniz. Gerçek mi keskin? Gerçek mi keskin? Bunu göreceksiniz. Çünkü bizim söylediğimiz gerçek. Yutturmaya kalkıyorsunuz. Biz ne demişiz? Yerli milli biraz da Kanadalı. Nereden alıyorsunuz motorunu? Kendi sitenizde var ya. Sitenizde var. Türkiye yapıyor zaten USAŞ, kamu kuruluşu. Bu bir ticari kuruluş. Kar amacıyla kurulan bir ticari kuruluşun arkasında nasıl bütün devlet durur ya? Bu haksız rekabet değil mi? Söylediğimiz şey bu. Bunu gösteriyorlar, benim sözüm. Arkadaşlar verin, madem o konu açıldı. Şimdi grup toplantısındaki video arkadaşlar, video 1. Evet. Şimdi Sayın Erdoğan'ın gösterdiği şey bu. Şimdi bu bir Levent Gültekin'i göstermiş. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün. Vizyona bakın, gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu. Tank, tamam. Top, SİHA, İHA. Bir daha bize dönün. Tam benden alın. Evet. Kızıl elmayı yaptık falan diye gösteriyorlar. Verin seslerini arkadaşlar. Onların iddialarını. Ya siz devletin bütün olanaklarını kar amacıyla kurulan özel bir şirketin arkasına yığıyorsunuz. Bunu milli savaş sanayi diye bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz de diyoruz ki bu doğru değil. USAŞ Anka isimli İHA'ları ve SİHA'ları yapmıştı geçmişte. Hala da yapıyor ve dünyanın en iyi 10 firması arasındadır USAŞ'ın yaptığı İHA'lar ve SİHA'lar. İHA'ların ve SİHA'ların küçük oyuncak uçak olmadığını küçük çocuklar bile bilir. Biz teknolojisinin tekniğini anlatmaya çalışıyoruz. Hiç kimseye yemeye kalkmayın. Belli ki damardan basmışız. Bu nedenle bizim hesaplarımızı hackleyip ya şeyler yüklemeye kalktılar. Videolar falan yüklemeye kalktılar. Her türlü ahlaksızlık da var bunda. Araştırdığımız zaman şey çıktı. Bayraktar firması çıktı. Tabii. Yani siber saldırı da yapıyorlar, teknoloji şirketi ya. Bakın, devir değişecek. Devir değişecek. Bunların her birinin hesabı sorulur. Merak etmeyin. Burada hedef göstermeniz falan da yetmez. Böyle 4 kere 5 kere gösteriyorlar. İşte Kılıçdaroğlu'nu göstermişler. Meral Akşener'i göstermişler. Ardından beni, diğerini gösterin arkadaşlar, benim verildiğim. Diğerini hazırladığınız zaman bana söyleyin. Ben arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Efendim? Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecektir. Şehir hastaneleri koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde lokomotif görevi üstlendi.
ardı ardına açılışlar yapıldı. 16 ilde 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Ya bu büyük bir palavra. Şehir hastanelerinin hepsi büyük bir fiyasko. Burada yalan yok. Bunu böyle yutturmaya kalkmayın. AKP sağlık sistemini çökertmiş durumda. Böyle devam ediyorlar. Benim işte programda söylediğim buna benzer birkaç tanesi var. Sadece yeter, çekebilirsiniz arkadaşlar. İHA SİHA konusu bu. Fakat burada beni, yani Merdan Yanardağ, siz AKP grup toplantısında 4 kez gösterdiğiniz zaman bir şey yapmış oluyorsunuz. Örgütlere, sokağa, her yere hedef olarak gösteriyorsunuz. Yandaş medyaya hedef olarak gösteriyorsunuz. Ama şu çok önemli, şu çok önemli bir şey. Evet, biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Önemli olan da şu, demek ki doğruyu söylemişiz. Ağır gelmiş. Ağır gelmiş. Damarına basmışız. Biz o damarlara basmaya devam edeceğiz. Türkiye'de yolsuzluk yapanların, kamu mallarını yağmalayanların, cumhuriyeti imha edenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Gerçeğin sözcüsü olmayı sürdüreceğiz. Buyurun hocam. Değerli izleyiciler, aynı anda bir cinayet işlendi. Aynı anda. Yani %25